Halil Reşfert Piyasa'dan herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. Bugün hafta ortasına geldik. Haftanın ortası. Piyasalarda durum nasıldır? Şöyle bir detaylı bir şekilde bakalım. Ayın 14'ü tabii ki. 14 Ekim Çarşamba. Güzel bir İstanbul, güneşli İstanbul sabahına uyandık. Umarım her şey herkesin gönlünce olur. Sağlıklar diliyorum. Tabii hemen bugünkü videomuzun hazırlanmasında bize sponsor olan, destek olan Biklo.com'a ben teşekkür ediyorum. Biklo.com biliyorsunuz kripto paralar üzerine bir borsa. Buradan ben alta zaten bir link koyacağım. Bu link üzerinden de tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Şöyle hemen bir giriş yapalım, ondan sonra yoruma başlayacağız. Evet, bir kez daha bu videonun hazırlanmasında sponsor olan Bitcoin.com'a teşekkür ediyorum. Hemen isterseniz şöyle dönelim piyasalara bakalım. Bugün ilginç bir noktadan başlamak istiyorum. İlginçten kastım şu. Dolar TL adeta görmüş olduğunuz gibi bir trend çizgisi. Dümdüz yukarı bir hareket var. Bizim jenerasyon bu grafiğe baktığında aslında acaba biz gizliden bir sabit kur rejimine mi geçtik diye sorabilir insanlar. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Gerçekten adeta son 51 iş gününe baktığımızda %15'lik neredeyse bir yükseliş var. Benim senaryoma ters bir durum tabii ki uzunca bir süredir. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki izleyenler biliyor. Ben 2019 2018'deki o zirveden sonra beklediğim 5 hareketi, 7.80'den sonra 5 hareketi ve arkasından artık büyük bir çanak yapılarak bunun 7.20'lere gidebileceğini söylediğim, hatta an ve an, gün ve gün zaten yorumlar yapıyoruz, çalışmalar yapıyorum. Mayıs'ta rekor gördükten sonra bu düzeltmenin uzun bir süre sürebileceğinden bahsetmiştim ama ilk etapta 6.50-6.70 bölgesi demiştik. Buraya geldikten sonra tablo yine benim beklediğimin aksi bir süreç başlattı ve şu yükseliş sabit kur rejimi beklentisi sanki oluşmuş gibi bir görüntü hakim. Piyasa kendi isteğini, kendi beklentisini, kendi risklerini dikkate alarak sanki %15'lik bir yükseliş göstermiş oldu. 15'lik bir durumda. Dolayısıyla çok pardon. Şunu da şöyle keseyim. Bu grafikle şu grafik arasında ne fark var dediğimizde bir fark göremiyorum. Çünkü bakın neredeyse burada da %15'lik bir yükseliş var. 113 iş gününde neredeyse bizim iki katımız olan bir süreçte %15'lik bir yükseliş. Bu grafiğin diğer grafikten farkı ne? Burada da bir sabit kur rejimi var gibi. Bizde de aynı durum. Bizde tabii biraz daha kısa süreli olduğu için bu dalgalanmalar biraz daha volatilite fazlaymış gibi gözüküyor ama uzun bir süre devam ettiğini düşünecek olursak dümdüz şurada Arjantin pezosunun dolar karşısındaki sabit kur rejimini görmektesiniz arkadaşlar. Diyorum ve acaba bizde bir dönüş olacak mı derken hatırlayacaksınız. Tabii ki ben temel analiz konuşmayı sevmiyorum. Ya da temel magazin, temel analiz çerçevesinde konuşulanların %90'ının temel magazin olduğundan bahsedebiliriz. Akademik çevrelerin konuşmaları dışında hatta akademik çevreler dahi, yani ekonomistler, akademik çevreler dahi bazen magazinel sürece katılabiliyorlar veya magazinel bir ekonomik veri beklentisini paylaşıyorlar. Bu anlamda da çok da gerçeği yansıtmıyor tabii ki. Şimdi bu noktadan yola çıkarak şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Arjantin'de ilk bu noktada sabit kur rejimine geçmeden veya IMF ile anlaşmadan önceki süreçte ki tabloya baktığımızda dalgalanma burada da çok enteresan noktaya ulaşmıştı. Ha, sakın yanlış anlaşılmasın. Bizde de böyle olacak demek istemiyorum. Demek istediğim bir nokta vardı hatırlayacaksınız geçen hafta. Benim beklentim eğer yüksek faiz arttırımı yapılacak olsa ancak bu sürecin diskalifiye edilebileceğiydi. Halihazırda şu an için
Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar, geçici kararlar, daha doğrusu geçiciden öte piyasayı gördüğünüz gibi düştükten sonra tekrar aynı seviyeye doğru yaklaşmış durumda. Bugün yeni rekor gelir mi? 8'e gider mi? 8'i görmeden önce bir hamleden bahsediyordum ki bu gerçek işte sonra çok da fazla piyasa buna güven vermedi. Neden? Çünkü örtülü bir faiz artırımı yapıldığı gözlemlenmekte. Ama kalkıp Merkez Bankası ben 200 bas puan daha faiz artırıyorum derse, yani dünyada reel olarak negatif faiz varken biz pozitif faiz vermek zorunda mıyız? Risklerimize çok özür dilerim. Risklerimize baktığımızda çok önemli. Risklerimize baktığımızda belki de bir süreliğine bu süreci yaşamak zorundayız. Sonunda şunu söylemek istiyorum. Bu durumda ben halihazırda 8'lerin psikolojik bir nokta oldu. Buraya gelmeden önce mutlaka bir hamle olacağını düşünüyorum. Diyorum ve hemen buradan isterseniz dolar endeksiyle şöyle dünyadaki risk iştahına da bakalım. Tabloyu şöyle bir açalım. Şöyle kapatayım hemen. Dolar endeksine dönüp baktığımızda değerli arkadaşlar, şu an için benim sınırlarım içinde geçiyor ama dünkü tepki açıkçası biraz daha yatay olabilir diye düşündüm ama 20'nin altında olduğu için evet yatay hareket devam edecektir. Yarın öbür gün sonra tekrar aşağı geleceğini düşünüyorum dolar endeksinin. Ama burada şu an için bir dip izlenimi 1-2-3 aydır neredeyse bir dip izlenimi görüntüsü verse de haftalık ve aylık tablolardan baktığımızda çok da bunun dip çalışması olmadığını yorumluyorum ve günlüklere baktığımda da biraz daha yatay, sıkışan bir hareket şekli yoluna devam edecektir. Euro dolar paritesi de farkın hemen şöyle dönelim. Dolar endeksinden sonra Euro dolar paritesinde de şu an için biraz daha yatay bir hareket 20 üzerinde tutunmak isteyecek diye düşünüyorum. Biraz daha sıkışan hareketin devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Haftalık aylıklar tabloları da ben hala hazırda Euro dolar paritesinin yukarı hissenin devam edeceğini, risk iştahının devam edeceğini düşünüyorum. Euro TL bu noktada biliyorsunuz ben dolar değil daha çok Euro'yu sık sık dile getiriyorum. Getiri anlamında dolar değil euro yatırımı daha fazla getirecektir diye sık sık mı dile getirmiştim. Zaten euronun getirisine baktığınızda %40'ları buldu bu yıl Ocak ayından beri. Tabii günlük yoruma da geçelim. Günlük yoruma baktığımızda en azından şu an biraz daha yatay bir hareket var. Euro dolar paritesinin etkisi belki biraz daha sıkışık yatay bir harekete sebep olabilir. Peki dolar TL bu noktada bizim daha doğrusu benim Ocak ayından bu yana beklentimi biliyorsunuz. Yani 5.80 5.90'larda Mayıs'taki zirveme ulaştıktan sonra beklediğim o düzeltme de geldi. Sonrası tabii ki gelmedi. Sonuç itibariyle şöyle bakıyoruz. %33 euro kaçtı? %40'a yakın neredeyse. Yani bu bölgede beklentim karşılanmıştı. Şu bölgeden itibaren de euro tarafında beklentim karşılanmış oldu. Peki dolardan olur. Dolar bakın o haberden sonra 7.95'i gördükten sonra şu an 7.92'lerde, 7.93'lerde halihazırda güçlü bir görüntü hakim. Ama uyumsuzluklar had safhada. Bu bakın bu trend yukarı giderken bariz bir şekilde bu trend aşağı geliyor. Anlamı şu. Birinci tepe düzeltme. Ama sistem satış vermediği için üçüncü tepe, ikinci tepe ile üçüncü tepe, ikinci tepe ile üçüncü tepe yine bu haber kaynaklı. Bunun da çok etkisi görmedik. Şimdi üçüncü tepe, dördüncü tepeye giderken halihazırda görüyorsunuz. Yükselişi onaylamıyor. Onun için bir açıklamayla çok sert bir düşüş normal şartlarda beklenebilir. Veya ben 22'sine kadar en azından alınan bu örtülü faiz artırımı kararından sonra 22'sine kadar bu geri çekilmenin bir süre daha devam edebileceğini tahmin ediyorum. Beklentim de buydu. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Şu an için tabii daha uyumsuzluklar dışında güçlü bir satış işareti halihazırda yok. HDTR'ye baktığımda HDTR'nin geldiği seviye itibariyle bir satış ihtimali rakamsal olarak baktığımızda hemen hemen yakındı. Bu noktadan bakınca bu tepeleri de dikkate aldığımda çok büyük, daha büyük uyumsuzluklar var. Peki bu uyumsuzluk bir şey ifade eder mi? Yani böyle bir uyumsuzluk var. Buna bakmak doğru mudur? Gerçek midir? Teknik olarak böyle bir yorum yapılabilir mi diyecek olursak bu uyumsuzlukta evet normal şartlarda baktığımızda daha orta uzun vade açısından bir değer ifade eder mi? Edebilir ama ben daha çok bunu değil kısa vadeli yorumlara,
kısa vadeli olumsuzluklara bakarak bunu söylemek istiyorum. Evet, yeni tepe yapmadığı için büyük ihtimalle biz de herhalde bir Arjantin pezosu gibi veya Arjantin'in uğramış olduğu yol kazası gibi bir süreç olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Umarım düzeltme gelecek. Yani o onlar, 20'ler, 30'lar, 100'ler falan, bunlar inşallah tabii ki böyle bir şey söz konusu olacağını zannetmiyorum. Neyse, bu trendin terse dönmesi için hemen dönüyorum. 4 saatlik grafiğe bakıyorum. Biraz sıkıştı. Belli ki 7.95. İyi bir direnç. Trendin geri çekilmesi için bugün 7.92, 70'i aşağı kırması lazım. Tamam, buradan artık dönüyoruz. İyi bir kar realizasyonu dönüyorsun. 7.89'u görmemiz lazım. Hatırlayacaksınız, en son yorumumuzda 7.85'ten bahsetmiştik. Demiştik ki 7.85, eğer 7.85 faiz kararı bu açıklamadan sonra 7.85 kırılmadığı sürece pek bir şey ifade etmeyecek. Ama 7.85'in üzerinde, altında bir kapanışta biz ancak geri çekilmeden bahsederiz demiştik. Şu an için bu süreçte böyle devam ediyor. Bugüne dair ise 7.90 çok çok önemli bir seviye. Burası izlenmeli diye düşünüyorum. Hemen geçiyorum dolar yorumundan sonra. Sterlin dolar biraz daha yatay bir hareket göreceğiz. Yani bantlar yatay olduğu için yatay bir hareket görme olasılığımız yüksek. Sterlin TL biraz daha TL tarafı güçlü. Dolar Japon yeni aşağı istek. Bu bölgeye sıkıştı, aşağı isteğin artabileceğini önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Avustralya dolar sıkışık hareketini yatay seyredeceğim. Yatay bantların ne olduğunu zaten gerek eğitimlerinde gerekse burada sık sık videolarda paylaşmaya çalışıyorum. Bir süre daha yatay bir hareket göreceğiz. Peki altın için bahsetmiş olduğumuz 1930-35 seviyesinin önemli direnç olduğundan bahsediyor ki gördüğünüz gibi buradan itibaren gelen satış. Bir yerde 60'ın kırılmaması daha yatay hareket. Bu yatay hareketin daha da uzunması anlamında. Biliyorsunuz Kasım sonuna kadar altında bir hareket beklemediğimi, yeni zirveler beklemediğimi daha önce de paylaşmıştım. Şu an için bir tepki hareketi, belki birazdan bu bant giderek sıkışacak, giderek dar bir aralık içinde seyredecek. En son videolarımızda da zaten şöyle bir üstte bir direnç, altta da bir destek olmak üzere bu bant içinde seyredeceğinden bahsetmiştik. Şu an için beklentimi karşılıyor. Gümüşte de aynı durum, çok farklı değil. Peki gramda yeni rekor görüldü ama gerek onstaki satış gerekse doların çok sert yukarı hareket olmaması, burada direncin çalışması, hatta haftalık aylıklar çerçevesinde şöyle bir değerlendirdiğimizde ikinci tepe, ikili tepe, bu ihtimal hazırda var ama bu sürecin başlaması için çok daha aşağıda fiyatların geri çekilmesi lazım. Günlükler çerçevesinde değerlendirdiğimizde 485'in altındaki her harekette biz 475'leri ve daha altını bekliyoruz diyebilirim. Önümüzdeki günlerde de tahmin ediyorum şu ortalamayla buluşma ihtimali oluşabilir, izliyoruz. Hemen Brent petrol yatay, güçlü yatay hareketten bahsediyordum. Şu an için bu süreç devam ediyor. Yukarıda 5 ve 60'ın direnç 20'nin de şu an için kısa süre bir destek olduğunu, bu bandı sıkışmaya devam edeceğini tahmin ediyorum. WTI petrolde de durum farklı değil. Bakırın daha güçlü seyrettiğini son günlerde, biraz daha bakırda bu yatay hareketin tepeyi desteleyeceğini zannetmiyorum ama biraz daha sıkışma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Ve pamuk, özellikle pamukta son dönemde bahsetmiş olduğum o güçlü hareket gerçekten beklentilerimi karşıladı. Ve pamuktaki bu yükseliş, bu güçlü hareket reel sektör tarafında da fiyatların yükselişine neden oldu. Bu anlamda dediğim gibi eğer teknik analiz yapıyorsanız, bakıra baktınız, bakırda yükselen bir trend varsa bunun reel sektöre nasıl yansıyacağını herhalde herkes biliyor. Düşen trend varsa nasıl yansıyacağını biliyor. Veya düşen bir trendde veya yükselen trendde stok arttırmak veya azaltmak, pozisyon almak konusunda reel sektör tarafında herhalde birçok iş adamı, uzman bu noktada bunun farkında. Dolayısıyla teknik analiz yaparken pamuk fiyatlarında da son dönemde bahsetmiş olduğum o yükselişin reel sektör tarafına yansımasını net bir şekilde görüyoruz. Peki daha uzağa gider mi? Daha yüksek bir trend olur mu? Bunları da detaylı bir şekilde ben kapalı devrede anlatmaya çalışıyorum. Değerli arkadaşlar. Yani biz hem hisse senetleri hem finansal piyasalarda birçok enstrümanı, argümanı değerlendirirken, bunları paylaşırken reel sektör tarafında ilgilendiren taraftan bakmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların bütün resmin bütününe bakarak biraz da farkı yakalamak istiyoruz. Yani sırf trade etmek anlamında değil. Yani zaten gerek bakır, gerek pamuk, gerekse soya üzerine şirketlere danışmanlık yaptığımı söyleyebilirim. Zaten Reçber Eğitim Danışmanlık sayfası üzerinden de bu noktadan bize ulaşabilirsiniz. Gerek şirketler, gerek şahıslar, gerekse finansal piyasalar veya reel sektör tarafı için. Hemen dönüyorum.
Bitcoin'e dönüp baktığımda Bitcoin'de beklediğim olumlu hareket devam ediyor. Şu an hiçbir sıkıntı yok. TL tarafında da gayet iyi. Ethereum şu an üstünü toparlamaya başlamış. Ethereum daha alıcılı tarafta gidecek gibi gözüküyor. Şu an 5 grafiğe baktığımda 5'inin de olumlu gitme ihtimali. Litecoin'de de aynı şekilde. Litecoin TL dolar tarafında da Stellar hariç şu an hepsinde gayet olumlu görüntü var ama Stellar'da bir dip çalışması yapıyor. TL tarafı biraz daha yatay ama Ripple tarafında da aynı şekilde bir dip çalışması söz konusu. Ripple ile Stellar. Stellar Bitcoin karşısındaki görüntü. Diğerlerine baktığımızda biraz daha sıkışık yatay hareket, pardon olumlu hareketler görüyoruz. Aynı şekilde Ripple Bitcoin'de de dip çalışması sanki onaylandı. Dördüncü dipten bahsediyorum. Yani biraz önce yine bahsetmiş olduğum gibi bitdo.com üzerinden alta bir link bırakacağım. Buradan tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kripto para alım satım için hemen hemen birçok çeşit var. Buradan ulaşma imkanınız olacaktır. Şu noktadan baktığımızda evet dip şu an için olumlu gelişiyor. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Yani ben olumlu, iştahlı dediğim grafiklerde alıcılı gitmenin faydası olabileceğinden burada Ethereum, TL, Ethereum, Dolar, Ethereum, Bitcoin tarafında, Litecoin, Bitcoin tarafında da bir isteğin olduğunu, aynı şekilde Litecoin, TL, Litecoin, Dolar tarafında da Stellar Bitcoin'in biraz daha dip çalışması devam ettiği, pek iştahlı olmadığını, Stellar, TL'nin şu an için biraz daha yatay seyrettiği diğerlerine göre, Ripple'ın mesela bugün olumlu bir ihtimal dahilinde olabilir. Ripple TL'nin de gayet iştahlı, olumlu olduğunu söyleyebilirim ki aynı zamanda Ripple dolara baktığımızda da durumun çok farklı olmadığını, yani olumlu isteğin devam ettiğini söyleyebiliriz. Batın'da şu an için hala hazırda düşüş trendinde olduğunu ve bu sürecin bir süre daha dip bulmaya yönelik uyumsuzlukları işaret ettiğini görüyoruz ama birkaç kriterde dikkate almakta fayda var. Şu an için çok daha olumlu ama dip seviyesine yakın olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin Cash'te artık dip onaylandı. 60'ın üzerinde hızlı hareketler görebiliriz diyorum. Ve Platin'e dönüp baktığımızda biraz daha yatay bir hareket. Aynı şekilde sıkışan hareket. Altın ve gümüşe göre biraz daha düşük kaldığını söyleyebilirim. Dow Jones'taki durum beklentilerimizi karşılamaya devam ediyor. Neredeyse kontrollü, sakin yükseliş devam eder. Belli bir noktadan sonra benim seçime kadar olumlu gidip seçime yaklaştığı volatilite altabilir demiştik ki bu iki hafta önemli olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren biraz daha Dow Jones'ta sert dalgalanmalara maruz kalabiliriz. Bu çok çok önemli ama yeni rekor gelir mi? Sanki yeni rekorda gelecek gibi bir görüntü hakim. DAX için şu anki duruma baktığımızda DAX'a da durumun çok farklı olmadığını daha doğrusu Dow Jones'tan biraz bir tık daha zayıf olduğunu söylüyoruz. Biraz daha yatay bir hareket. Ama önümüzdeki süreçte olumluya evrilme ihtimali devam ediyor diyebilirim. 100 endeks için Ekim sonuna kadar beklediğim rally devam ediyor. Şimdi diyebilirsin birçok insan şunu diyor. Dün borsa düştü. Ralliler borsa düşebilir tabii ki. Sonuç itibariyle bu benim sistemime göre bütün resmi Ocak ayından itibaren bekledim o. Virüs etkisi ihtimalini dahi 27 Ocak'ta, 24-21 Ocak'ta söylediğim videolarıma bakabilirsiniz bu çöküşü. Ve ardından iyi bir tepki, ikinci dalganın nasıl olacağını hesap ettiğimiz ama ikinci dalganın Nisan ayının ilk haftasından itibaren olmayacağını, hatta ikinci dalganın çok pozitif olacağını söylediğim ve şu yükselişi herhalde herkes hatırlıyor. Ve şu düşüşü herkes hatırlıyor. Tabii burada biraz inat etmiştik. En azından bir 3-4 hafta düşüş olmamıştı ama aynen biraz önce dolarda göstermiş olduğum gibi ısrarla giden hareketin arkasından çok sert düşüşlerin olabileceğinden bahsetmiştim ki burada iyimser olduğum durumda, kötümser olduğum durumda yaklaşımların piyasada bazı ağzı gevşek insanlar tarafından çok fazla eleştirilmiştim ama sonuçta bu satışın etkisini gördük ve arkasından yine beklediğim gayet güçlü olabilecek yatay bir piyasada da olsa bu şeyi de çok açıkçası polemikte yapmak istemiyorum ama işte bazen olabiliyor. Sonuç itibariyle artık Eylül'ün ilk gününden itibaren dip yaptığımızı ve Ekim sonuna kadar devam edebilecek bir yükselişten bahsediyorum ki piyasa yani ben bir kişi dahi görmedim. Piyasanın yukarı gidebileceği yönünde herkes çünkü ikinci dalgaya kafayı takmıştı. Velhasıl beklentim şu an için devam ediyor. Daha önce görmüş olduğumuz 27 Temmuz'daki seviyeye hemen hemen borsanın geldiğini görüyoruz, yaklaştığını görüyoruz.
28 Temmuz seviyesinde. Bunun üzerinde hareketi kademeli bir şekilde, hemen şöyle dönüyorum, üst bandımız olan 1200'lere doğru istek devam ediyor. Hatta şöyle küçük bir trend çizmiştim geçenlerde. Hatta dün de bir arkadaşım aynı şekilde aynı trendi bana gösterdi. Görmüş olduğunuz gibi bu trend bu seviyenin üzerine, yani 1185-1187 üzerine atsa da belki bir süre burada oyalanabilir, birkaç hafta. Ekim sonuna kadar olumlu hareket devam edecektir. Belki Ekim sonundan sonra Kasım seçimleriyle birlikte biraz belki bir yatay hareket göreceğiz. Çok önemli olacak. Biliyorsunuz maalesef başka ülkelerin seçimlerinin sonucu bile bizi ilgilendirme konusunda paranoya yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu gelirse bu gelir. Tamam, doğru, adamlar açık açık şimdi çok fazla kötü tabir de kullanmak istemiyorum. Sen kim oluyorsun da Türkiye'nin işlerine karışıyorsun demek istiyorum. Gerçekten bu anlamda kim gelirse gelsin. Türkiye eğer kendi dinamikleri içinde dünya standartlarında demokratik yönetim şiar edindikten sonra bence kim gelirse gelsin hiç problem değil. Önemli olan bizim ayakta duruyor olmamız, kendimizi biliyor olmamız çok çok önemli. Onun için de ben açıkçası tabii demokratların tehdidine baktığımızda acaba piyasaları negatif etkiler mi? Piyasalar açısından düşünüyorum. Bu açıdan bakınca sanki biraz daha burada oyalanabiliriz. Ama 1200 denedikten sonra, Temmuz'daki o zirveyi gördükten sonra, 1205'in üzerini test ettikten sonra böyle bir ihtimalden bahsedebiliriz. Trump'ın gelmesi hikayesi piyasada sanki öyle bir hava oluşturdu ama ben kim gelirse gelsin bu sene Borsa İstanbul rekor görmeye, yıl sonuna kadar rekor görmeye aday. Hatta sonrasında 18-20 aylık süreçten bahsediyordum ki bunu söylerken borsanın en kötü olduğu dönemde olabildiğince bunu anlatmaya çalıştım. 1 dolar artık bitmiştir. Bundan sonra Türkiye 3 dolar, 3.30, 3.50 dolara gidebilecek süreçten bahsetmişti ki bu beklentilerimi karşılayacaktır diye düşünüyorum. Buradan TL bazından dolar bazına dönüyorum. Dolar bazında durumumuz nedir? Dolar bazında tabii ki bir süredir yorum yapmıyorum ama dolar bazında geldiğimde biraz daha yatay hareket, dipte yatay hareketin devamını görüyoruz. Daha önceki, bakın şöyle dönelim. Daha önceki tepeleri çok büyük olasılıkla deneyeceğiz arkadaşlar. Özellikle 2'nin üzerine benim 2021 sonu 2022'nin ortalarına kadar 3.30'u şu bölgeyi göreceğimizi düşünüyorum. Bu da dolar bazında ne demek? Ha, şunu da söylemek istiyorum. Bir çok önemli bir nokta var arkadaşlar. %120'lik dolar bazında bir yükseliş. Çok önemli bir nokta var. Onu da sizlerle şimdi şu noktada paylaşmak istiyorum. Bakın dün bunu paylaştım. Ara ara ben buradan olabildiğince mesajlar vermeye çalışıyorum. Yıllardır diplerde gezen çok hisse var arkadaşlar. Bunlar tavan tavan gidiyor maalesef. Çok dikkatliyorum. Neden böyle bir şey oldu? Yani 32 yıllık piyasadayım. Böyle bir şey görmedim. Yani nasıl söyleyeyim? Bazı hisseler vardır. Neden halka arz edilmiştir onu da anlamış değilim. Aslında belli yani neden halka arz edildikleri ama. Dolayısıyla tavan tavan giden bu hisseler. Aman dikkat diyorum. Lütfen. Çünkü gerçekten arkada temel bir nedeni olmayan yükselişler bunlar. Tek temel neden, o da magazinler açıdan bakabiliriz. Temel analiz değil. Borsaya ben dediğim gibi 31-32 yıldır bu piyasadayım. 88-89'dan beri bu piyasadayım. Hemen her alanda görev yaptım. Brokerlukta dahil olmak üzere, tahta brokerlukta dahil olmak üzere. Kendi ajantam açtım. Bu alanda Türkiye'nin ilk araştırma kitabını yazdım. Ekonomi yazarlığı, köşe yazarlığı, ekonomistlik yaptım. Yani bunların hepsini söylüyorum ama ben böyle bir şey görmedim. Ve birçok arkadaşım da aynı şeyi söylüyor. Bizimle aynı jenerasyonda olan aynı tecrübeyi paylaşan arkadaşlar. Ben bunu açıkçası yeni 500 bin yatırımcı geldi buraya. Ciddi alıcı potansiyel olarak görüyorum. Çünkü bu yatırımcıların aklında maalesef acaba işimi kaybedersem buradan bir şeyler yapabilir miyim? Balı ağızlarına sürülüyor bence. Çok çok önemli. Evet, temel analiz yapın. Yani bilanço analizi yapın arkadaşlar. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Gerçekten başka bir şey yapmaya gerek yok. Bilanço analizi yaparak hisselere girmeye çalışın. Zaten biliyorsunuz yeni düzenlemeye göre yıldız hisse pazarı ve bir takım pazar çeşitleri var. Bunların zaten kriterleri belli. Buna göre hareket etmek, bu alanda işlem yapmakta çok fayda var diyorum. Onun için ben herkese teşekkürler diyorum. Bir daha alasmadık diyormuşum. Demeden Borsa İstanbul'un şu anki durumunun olumlu trendin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
zaman zaman düzeltmeler olabilir. Bunlar geri çekilmeler alış fırsatı olacaktır. Ama seçim günü sonrası, Amerika'daki seçim günü sonrası piyasanın etkilemini veya beklentilerini herkes tabii ki bu noktada bizimle birlikte aynı şeyleri paylaşıyor, görüyor. Hemen dönüyorum. 30 endekse dönüp baktığımda belki biraz daha burada bunu saymayın çünkü sebebini söylemiştim orada. Birkaç notluk bir gösterme başka bir şeydi. Yatay bir hareket. Sonrasında bu hareketin arkasında 30 endeks biraz daha diğer 100 endeks hisselerine göre düşük. Biraz daha yatay bir hareket göreceğiz ama sonrasında olumlu olma ihtimali geri çekilmelerin devam edecektir diye düşünüyorum. Alış fırsatı olabileceğine dair bunu söylüyorum. Hemen hisselere şöyle dönüp baktığımızda Efes şu an için güçlü olduğunu söyleyebilirim. Akolik güçlü olduğunu söyleyebilirim. Akbank şu an için endekste karşılaştırdığımızda belki şu an için sınırlar içinde problem yok. Akçansa gayet olumlu, Aksigorta olumlu, Aksa olumlu. Aksen biraz daha yatay hareket olabilir. Alerco ile birlikte yatay bir hareket gibi gözüküyor. Alvarak aynı şekilde dipten kurtuldu. Olumluya dönebilir bir süre sonra ama. Yani belki 2-3 günlük süre sonra da söz konusu olabilir. Alerco belki şu an için hala aslında olumlu. Alkim, evet Alkim'de de dönüş gayet iyi TL bazında baktığımızda. Anadolu Hayat şu an için görece olumlu. Arçelik oldukça güçlü ki zaten daha önce de bahsediyorduk. Çok önemli bir hattı kırdı bakın. Bir yükselen üçgeni kırdı ve hedef. HDTR açısından da neyse şu an için değerlendirmeyelim. Detaylı, daha doğrusu değerlendirelim derken biraz daha hareketin devamı gelebilir. Aselsan'a dönüp baktığınızda burada sıkışma birkaç gün daha devam edecek ama sonrasında iyi bir hareket gelecektir büyük ihtimalle. Belki önümüzdeki 24-48 saati izlemek lazım. İş saatini izlemek lazım. Aygaz şu an için dip sürecini tamamladı. Gayet olumlu bakın. Alvaradaki gibi. Gayet güzel dip çalışmasını tamamlamış. İstek yukarı devam. Dim zayıf. Bizim zayıf. Brisa şu an için düzeltme diyebiliriz. Ama karşılamış. Beklentilerimizi karşılamış oldu. Borusan yatırı biraz daha toparlama eğilimi içinde olumlu devam edebilir. Bursa çimenti. Gayet güçlü. Coca-Cola. Gayet güçlü. Bu arada Bursa dedi ama Bursa'da bu hafta sonra bir eğitimimiz var. İlgilenenler sayfamızı ziyaret edebilirler. Coca-Cola gayet olumlu şu an için ters durum. Cemlaş. Tam dediğim gibi burada tutunup bir tepki vermek isteyecektir. Bir tepki hareketi söz konusu olur. Çimse gayet olumlu. Çelebi biraz daha yatay hareket görebiliriz. Deva biraz daha sanki buralarda oyalanacak ama bir dip sürecini tamamlama isteği var. Doğaçtaki bu hareket şu an için kısa vadede bir tepe bulunmuş gibi gözüküyor. Yatay bir hareket olabilir. Doğan Holding hala güçlü. Ama yeni hedefler bizim biliyorsunuz 2.60 gibi bir hedefimiz vardı. Teknik olarak bunu paylaşmıştık. Buraya isteğin devam ettiğini düşünüyorum. Eczacı yatırım biraz daha ilaçla birlikte yatay bir hareketi maruz kalacak gibi gözüküyor ama güçlü yatay olarak bakabiliriz. Ege Ünlüsü şu an için gayet güçlü. Dipten kurtuluyor. Dip çalışması olumlu. Mesela son günlerde hiç anlam veremedim. Anlam vermek de istemiyorum tabii ki. Teknik olarak baktığınızda evet. Bir dip süreci sanki izlenimi vardı ama bu hareket 60'a dokundu. 60'ın eğer üzerinde bir hareket görecek olsak bu olumlu olur. Aslında genel piyasa açısından da baktığımızda EKG'nin olumlu olması bile gayet şu an için bir isteği oluşturuyor. Enerjisi şu an için yatay, güçlü yatay hareket değil ama hafif kar realizasyonlu günler görüyoruz. Enka'da olduğu gibi Ereğli hali hazırda güçlü. Proto gayet güçlü. Bakın dip sürecinden bahsediyorduk. Ve şu güne dikkat demiştik. Bakın bugünden sonra gayet güzel tepkiler geldi. Olumlu hareketin devamı gelecektir. Garanti Bankası'nda da aynı şekilde sınırlar içinde kalmayı başarabildi. Global Yatırım Holding gayet şu an için olumlu. Budur olumlu. Olumlu demiş olduğumuz hisselerin hepsi gerçekten şu anlamda beklentilerimizi karşılıyor. Gözde biraz daha o büyük çubuk sonrası yatay hareket olur. Evet. Aselsan gibi biraz daha sıkışık yatay 20'ye dokunduktan sonra hareket olabilir. Orada bir 3-4-5 iş günü belki söz konusu olur. Türkiye Sigorta gayet güçlü. Halkbank yatay çalışma, dip çalışması devam ediyor. Hali hazırda ayak uyduramadı. Hektaş şu an için olumlu. Halkgayri gayet güçlü. İpek şu an için Halkgayri de mesela diğerlerine göre baktığımızda gayet olumlu. İpek'in biraz daha dip çalışmasına ihtiyacı var. İşçi şu an için gayet olumlu. İstemir biraz daha. Evet olumluya. Güçlü yatay diyelim. İşvin beklediğimiz o görüyorsunuz. Günlerde dikkat dikkat dedik ve sonra arkasından gayet güçlü hareketler geldi. En azından İşvin olumlu sonrası İşgeyo'da ve İşmen'de de beklediğimiz o olumlu hareket birbirine yansımış oldu. Sektör ve aynı grup hisseler olması anlamında. Karel'in gayet olumlu geliştiği. Karsan yavaş yavaş artık buradan bir toparlama eğilimi, buradan uzaklaşma isteği var. Bundan da bahsetmiştik. Bir pullback yani son bir destek test etmiş sonrası. Kartonsan biraz da burada yatay seyrediliyor ama güçlü. Koç Holding belki de son dönemde endekse katılamayan hisselerden ama önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle o 60 günlük görmüş olur. Şu 60 günlük birkaç günlük süreçte test edilebilir ki evet şu an için zirve bulunmuş izlenimi veriyor. Klimasan biraz daha yatay bir hareket olacaktır.
Koçsa, oldukça güçlü Koza ve Kozal. Koza ve Kozal şu an için biraz dinlenmeye ihtiyacı var gibi gözüküyor. Kardemir gayet olumlu. Logo olumlu. Mavi, bakın dipten bir dönüş var. Burada da bir arkadaşımız yine uyarmış. Mavide bir HR2K var mı? Evet, bir HR2K var. Güzel gözüküyor. Migros şu an için güçlü yataya dönüyor sanki. Medical Park'ta aynı şekilde bir HR2K var. Pozitif, gayet iyi gözüküyor. Netaş şu an için dinlenme biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Net Holding için ne diyorduk? Çok güçlü. Hatta HR2K'larla dolu geçmişine şöyle dönüp baktığımızda gayet güzel. Odaş gayet güçlü. HR2K nedir? Zaten diğer videolarımızda bahsediyoruz. Bu rally'nin uzun soluklu olabileceğine dair. Hangi hissede, hangi enstrümanda olursa olsun. Dünyanın her enstrümanında geçerlidir bu. Bunu da bu noktadan bahsetmeye çalışıyorum. Ve döndüğüm Odaş'a bakıyorum. Odaş da şu an için gayet güçlü. Acaba HDTR açısından, şimdi değerlendirmeyeyim ama bir kısa süreli bir dirence yakın izlenim veriyor. Otokar şu an için hala hazırda dip çalışması onaylandı ama biraz daha yatay bir hareket göreceğiz. SKGG aynı şekilde gayet olumlu. Biraz daha dinlenebilir. Petkim de şu an için sınırlar içinde ters bir durum yok. Burada daha önceki zirveyi görmesi ihtimalinden bahsediyorduk ki Petkim'de biliyorsunuz Ağustos'un ilk haftasıyla beklediğim o çok sert hareketler ve HR2K oluşumu çok sert bir yükseliş getirmişti. Bir bahaneyle, gaz bahanesiyle tekrar o gaz bahanesi gündeme gelebilir. Onu da izliyoruz. Şu an için sınırlar içinde ters bir durum yok. Gayet olumlu. Pegasus hala hazırda dip çalışması devam ediyor. Reagio tepki iyi geldi. Burada biraz sıkışabilir ama güçlü yataya dönebilir diye düşünüyor. Yani olumluya dönecektir önümüzdeki günlerde. Sahol aynı şekilde güçlü yatar. Sarkuysan da çok. Bakın Sarkuysan'da da bekledim. HR2K'lar ve uzun süreli, uzun soluklu yükselişleri görüyorsunuz. Bu yükselişin temel analiz çerçevesine değerlendirecek olursanız belki bakır fiyatlarının yükselişi olarak da bakabilir. Sasa gayet olumlu. Selek olumlu. Şu an için Şişecam. Şimdi beklediğim tepki cılız geldi ama sonuç itibariyle bu bölgeyi bir dip kabul etmek isteyecektir. 6.70 üzerinde kaldığı sürece problem olmaz ama önümüzdeki günlere büyük ihtimalle toparlama bir hafta sonuna da gelir diye düşünüyorum. Bunun ötesinde Şekerbank'ın çok güçlü olduğundan bahsediyor. Gayet güçlü. Şok market hali hazırda dip çalışması devam ediyor. Tat gıdaya dönüp baktığında güçlü yatay diyelim. Sınırlar içinde ters bir durum yok. Tav şu an için hala hazırda dipte ama dip isteği artabilir. Bakın uzunca bir süredir bahsetmiş olduğum Türksel, yani uzunca süreden kastım 2-3 haftadır bahsetmiş olduğum Türksel'de bir güçlü hareketin Türksel'in görmediği tarihi zirveleri, yeni yeni zirveleri taşıyabilecek hareketin ilk evresi olduğunu düşünüyorum. Gayet olumlu. Şu an için sınırlar içinde de kâr realizasyonuna bakılabilir. Toparlayamayan, hatta toparlamasının biraz zaman alacağından bahsetmiş olduğumuz hava yolları son günlerde biraz daha yatay hareket devam edecektir. O 60'ın üzerinde kapanış oluşmadığı sürece, yani şu 60'ın üzerinde kapanış oluşmadığı sürece biraz daha beklemek lazım. Dönüyorum TKFN şu an için. Dip çalışması hali hazırda devam ediyor. Son günlerde güçlü gördüm. Stümasan gerçekten en azından beklentilerimizi utandırmadı. Karşılamış oldu. TOAS gayet güçlü, beklentilerimizi karşılıyor. TRG'ye aynı şekilde. Hemen dönüyorum TSKB. Dipten dönüş olumluya dönmeye başladı. Türk Telekom aynı şekilde olumlu sınırlar çerçevesinde hareketine devam ediyor. Türk Telekom. Bakıyorum pardon. Türk Traktör. Gayet olumlu. TÜPRAŞ. Evet, TÜPRAŞ'ta bahsetmiş olduğum sınırlar hali hazırda ilk desteği kırdı ama bu bölgede bir dip yapmaya çalışacak. Belki bugün TÜPRAŞ'ın önemli bir günü olabilir. Eğer bugün bir süreç olmayacak olursa biraz daha uzayabilir. Ülker bu anlamda baktığımızda şu an için güçlü yataya dönüyor. Dip süreci tamamlandı, güçlü yataya dönüyor diyebilirim. Vakıfbank hali hazırda sınırlar içinde kaldı. Ters bir durum yok. 60 günlüğü denemek isteyecektir. O da yavaş yavaş olumluya evrilebilir. Vestel beklediğim olumlu hareket devam ediyor. Yataş da aynı şekilde. Yataş kısa süreli bir dinlenme görebilir ama Yapı Kredi'ye baktığında Yapı Kredi bankalar içinde şu an için zirvesini deneyen en güçlülerinden bir tanesi. Gayet olumlu. Zorende de sanki 3. 4. tepeye takılmış durumda. Bir süre daha burada yatay seyredebilir diyorum ve herkese bol kazançlar diliyorum. Tabii ki yine bir hatırlatma. Bitdo.com'a bu videonun sponsorluğu için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.